Bakın dolar karşılığı siz para bastığınız zaman sizin dolar borç almaya ihtiyacınız var. Bu doları sana satan irade sana bunu faiziyle satıyor. Hem de yüksek şu anda yüksek faizle satıyor. Dolayısıyla siz bir borçlanıyorsunuz ama faizle borçlanıyorsunuz. Durduğu yerde bu borç artmaya devam ediyor. Bu da olsa yine iyi. O da değil. Aynı zamanda bu borcu sana verenler seninle masaya oturuyorlar. Diyorlar ki tarımını bitireceksin. Hayvancılığını bitireceksin. efendim Libya'da bize şunu yapacaksın. Şu kıya geçeceksin. Afganistan'da şöyle yapacaksın. Irak'ta bunu yapacaksın. Üstlerini kullandıracaksın. Yani olay neye dönüyor? Hukuki, siyasi, iç politika, dış politika, ekonomik, her türlü dini, kültürel, her türlü tavize dönüyor. Şimdi Edelman geliyor, hatırlayalım. Sizin diyor, efendim hutbelerinizde, innet dinle indallahil islam diyor, İslam diyor. Bunu kaldıracaksınız. Sen de diyorsun ki eyvallah tabii canım. Eric Edelman bu talep ediyor. O hafta hutbelerden ayet kalkıyor. Ya Amerikan büyük Büyükelçisi'nin hutbelerdeki ayetle ne alakası var? Var işte. Adam efendi neden? Sana borç veren irade. Sana borç veren irade sana emir verir. İşte yaşadığımız bütün taviz politikaları bununla alakadır. Niye kurtulamıyoruz efendim Amerika'nın talimatlarından, onu dediklerini yapma e, mecburiyeti hissediyoruz? Çünkü adamın dolarını kullanıyoruz. Adamın dolarını Merkez Bankası'na koyuyoruz, onun karşılığı para basıyoruz. Adamın parasına ihtiyacımız var. Ama bize bu paralar şu anda İngiltere'den geliyor. Fark etmez. İngiliz fonları ile Amerikan fonları arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de İsrail kökenlidir. Yani onlar paslaşmalıdır. Şimdi ben toparlıyorum. Peki sebze meyveyle konumuzun ne alakası var? Birkaç cümleyle. Şimdi siz e, faizli parayla beraber faizi borçla beraber parayı sürdüğünüz zaman, bunu siz bir de bankalar üzerinden vatandaşa sunduğunuz zaman bu piyasaya faizle girmiş oluyor. E, faizle girdiği zaman üretimdeki en büyük maliyet faizdir bugün. Şu anda yüzde kırklar seviyesindedir. Minimum. Yüzde yirmi beş politika faizi, yüzde kırk real sektör faizi tarım tarım üreticisi, tüketici bu krediye ulaşmak için yüzde 40 faiz ödüyor şu anda. Şimdi bu yüzde 40 faiz ödeyecek. Bir de ürünü ithal, mazotu ithal, bilmem nesi ithal, gübresi ithal, her şey tohum ithal. Bir de dolardan dolayı da yüzde yüzler seviyesinde, yüzde yüzde seviyesinde bir maliyet artışı yaşayacak. Ondan sonra diyeceksin ki biber niye pahalı, domates niye pahalı, patates niye pahalı? Neden pahalı olmasın ki? Parası faizli, bütün girdileri, bütün üretim efendim unsurların hepsi ithal ve dolar endeksi. Ve dolar 3.70'lerden geçen sene bu sene çıkmış 5.30'lara. Bir ara 7.20'lere çıktı. Şimdi para eğer siz Haydar Baş Bey'in bahsetmiş olduğu milli parayla tarımı desteklemiş olsaydınız. Nedir o? Yani senyorajla, sıfır faizle hatta nedir? Tarım köylüsüne %50 avans vereceğim demişti Haydar Baş Bey. %50 avansla beraber tarım köylüsü üretimini yapsaydı tohumu yerli, gübresi yerli, ilacı yerli olsaydı, mazottaki vergiler kaldırılmış olsaydı, nakliye, nakliye efendim sadece tüpraş, yani şey fiyatı, vergisi haliyle beraber nakledilmiş olsaydı, o domates, o biber, o soğan bize değil 2 lira, 3 lira, 1 bir lira, 1,5 bir liraya gelmiş olacaktı. Şimdi eğer sizler bildiği parayı kullanmazsanız, emek ve üretim karşılığı paranızı basmazsanız, siz dolaylı vergi almak zorundasınız. Siz mazottan yüzde 300 vergi almak zorundasınız. Çiftçinin her yaptığı işten vergi almak zorundasınız. Ekleniyor, ekleniyor, ekleniyor. Karşınızda devasa bir maliyet çıkıyor.